Herkese merhabalar, Araştırsana TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle gözün içinde ne var buna bakacağız. Ama öncesinde video like atmayı unutmayalım. Video like atmayan aha da böyle olsun. Dalga 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 dalga. Güzel. Video like attığınıza göre artık başlayabiliriz. Evet. Gördüğünüz üzere elimizde bir adet kuzu gözümüz var. Daha öncesinde bu aynı kuzu mu bilmiyorum ama bunun beyninin içinde ne var onu da çekmiştik. Lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Bakın şurada gördüğünüz bir kısım var. Bu görmüş olduğunuz, özür diliyorum, şöyle düzelteyim. Şu kısım göz kapağı, yani İngilizce'de eyelid diye adlandırılan kısım. Göz kapağının ne işe yaradığını herhalde söylememe gerek yok diye düşünüyorum açıkçası. Burada görmüş olduğunuz da kornea. Bu siyah gibi görmüş olduğunuz kısmın adı kornea. Peki kornea ne işe yarıyor? Gözün içindeki yapıları korumaya ve dışarıdan gelen ışığı kırarak da retinaya aktarmaya yarıyor. Yani gözün açıkçası en önemli parçalarından bir tanesi de bu. Kornea. Bakın burada beyaz bir kısım görüyorsunuz tam şurada. Bu bizim gözümüzdeki beyaz kısımla aynı. Bunun adı da sklera. Yani gözün beyaz kısmı. Veya şöyle de söyleyebiliriz. Göz küresini koruyan bir kılıf dersek çok da yanlış olmaz. Bakın şurada da bir yağ dokusu görüyorsunuz. Tam buralarda. Bunun adı göz yağı. Yani bildiğiniz gözünün yağını yiyeyim'deki gözyağı. Peki bunun görevi ne diyecek olursanız, dışarıdan gelebilecek darbeleri, yani herhangi bir işte kafanızı çarpma veya gözünüze ne bileyim herhangi bir fiziki darbe sonrasında zararları en aza indirmek için bulunuyor. Yani sizin yine gözünüzü koruyan özelliklerden veya ne diyeyim yapılardan bir tanesi. Bakın şurada beyaz bir kas görüyorsunuz. Bunun adı eksentrik kas. Yani İngilizce'de de herhalde bu şekilde geçiyor. Eksentrik mi ne, öyle bir şey, tam adını söyleyemiyorum, özür dilerim. Gözümüzün hareket etmesini sağlayan kas. Yani gözümüzü sağa sola çevirmemizi sağlayan, şu şekilde sağa sola bakmamızı, yukarı aşağı bakmamızı sağlayan kasın adı. Eksentrik kas. Evet, konuşamadım. Eksentrik kas. Bakın şurada da ufak bir böyle hafiften daha koyu bir kısım var. Yine yağ dokusuna benzeyen bir kısım. Peki bu ne? Optik nerv dediğimiz. Bu optik nervi beyin içinde ne var videosunu izleyen arkadaşlarımız bilecektir. Onu da şuradan, bakayım nereden, şuradan, buradan bir yerden izleyebilirsiniz. Bu görüntüleri beyninize aktaran sinir yapısı. Evet, beraber gözün içinde ne var, gözün partikülleri ne işe yarıyor, beraber bunu inceledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada bundan önce daha detaylı bir video çektik. Beynin içinde ne var, onu da şuradan bir yerlerde çıkacak, onu da oradan izleyebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi like atmadıysanız da inşallah öyle olursunuz. Şaka bir yana, bu tarz daha çok içerik gelecek. Yani içinde ne var temasının üzerine biraz daha bilimsel, araştırmalı konular sizlere sunmak istiyorum. Çünkü zaten kanalın adı da bu, Araştırsana TV. Allah yaradan size beyin vermiş ve bunu kullanmamız gerekiyor. Kullanmazsak günah, yani hakikaten böyle bir beyne sahibiz. Çok yakın zamanda da katıl butonu aktifleşecek. Ben başkaları gibi çok büyük fiyatlar koymadım. İlk seçenek 5 TL, ikinci seçenek de 10 TL olacak. Onaylanırsa, şu anda inceleniyor YouTube tarafında. Gerçekten onun için de ayrı bir duyuru yapacağım. Gerçekten çok güzel farklılıklar olacak katıl butonuna özel. O zaman ne diyelim? Lütfen beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.